Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz aynı teknikle örülmüş cüzdan ya da küçük portföy tarzında bir çanta yapacağız. Bu çantayı dilerseniz daha da büyük çalışabilirsiniz tabii ki. Tercih tamamen sizin. Şimdi çantamızda burada kağıt ip kullandım ben. Ve incileri hayalet iple dizerek, yani şu şeffaf gördüğünüz gibi iple dizerek, bu kısımları yakmadım daha. Dizerek de süsleme yaptım. Tabii ki bunun üzerine işleme yaparak da yapabilirsiniz. Ya da böyle sade buraya küçük bir broş, obje takabilirsiniz. Ya da cüzdanınızın boncuklu olmasını isterseniz boncuklarla süsleyebilirsiniz. Burada cüzdanımızı, çantamızı başlarken bu kısımdan başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyoruz. Burada artırma sıramız var. 1. Şurası da artırma sıramız. 2. Ve burası da artırma sıramız. 3. Yani cüzdanda 3 tane artırma sıramız var. Diğer kalan kısımlar sabit gidiyor. Daha sonra 1, 2, 3 sırada da eksilterek tamamlıyoruz. Çantamızda ise şu kısım kenarı birleştirme yaptığım kısım. Videomda anlatacağım. Şurası ilk sıramız, ilk artırma sıramız. İkinci, üçüncü ve dördüncü artırma sıramız. Bu dördüncüden sonra yine sabit gidiyor ve eksiltmeye başlıyoruz. Burada 4 sıra artırma yapmışım. Burada da 3 sıra artırma yapmışız. Bunu daha derin büyük çanta yapmak istediğiniz zaman artırma sırasını fazlalaştırarak, yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaparak daha büyük, derin, farklı görünümde çantalar elde edebilirsiniz. Bu çantamı küçük, böyle davetlerde, düğünlerde kullanabileceğiniz bir çanta olarak düşündüm. Ağız kısmına da çıt çıt dikeceğim. Kordon olarak da hapishane işi kordon sapını kullandım. Bu neden biraz arası açık, böyle çizgiler birbirine uzak diye düşünebilirsiniz. Bunu 4 ilmekle başlayarak yaptım. Bu tekniği nasıl yapacağınızı gösteren videoyu şuradaki sağ üst köşeye ekleyeceğim. Ve oradan tıkladığınız zaman hemen yapımına erişeceksiniz. Burada dediğim gibi 4 ilmekle dönerek çalıştım. Kenarlardan da diktim. Bu şekilde. Burada kağıt ip, burada makrome ipi kullandım. Tığ olarak 3 mm tığ kullandım. Ama bana göre tığ numarası vermek yanlış. Çünkü ipinizin kalınlığına göre tığınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Çünkü eliniz sıkı olur, gevşek olur. Ona göre de değişir. Örneğin kağıt ipim pembe olan burada çok inceydi. Ama bazı kağıt ipler çok kalın çıkabiliyor. O zaman daha kalın tığ ile yapabiliyorsunuz. Bazı videolarımda yorum olarak sorular var. Tığ numarası vermiyorsunuz diye. Ama dediğim gibi her ele ve ipe göre tığ numarası değişir bana göre. Şimdi çantamızı dediğim gibi zincir çekerek yapmaya şu kısımdan başlayacağız. Gördüğünüz gibi burada fermuar diktim. Fermuar dikimini tamamen tamamlamadım ama sizinle paylaşacağım. Bakın bu şekilde her sıradan ilmeklerden geçerek diktim. Burayı temizlemek için şöyle sarma gibi yapabilirsiniz. Buradaki geçen iplerle şu kısma geçerek ve temizleyebilirsiniz. Ya da dikiş makinesiyle fermuarın uç kısmını da dikebilirsiniz ya da elinizle teğelleyebilirsiniz. Tercih sizin. Daha düzgün
olacak diye düşünüyorum bu şekilde. Burada da küçük bir obje kullandım. Tabii ki bunu dilerseniz kullanmayabilirsiniz de. Şimdi çantamızın ya da cüzdanımızın her ne yapacaksak yapım aşamasına beraber başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Bu çıkardığımız ilmeği düğümünü saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane zincir çektim. Kullandığım tığ 3 numara. Kullandığım ipim de yine polyester makrome ipi. Şimdi burada bakın ilk sıradan hemen artırma sıramıza başlamış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum dönerken. Yani 25 zincir çekmiştik. 26. zinciri de çektim. Bu zincirden zaten ilmeğim çıkıyor. İkinci zincire batıyorum. İlmeğimi aldım. Kaydırdım. 1. Yine sıradaki zincire batıyorum. İlmek aldım, kaydırdım. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane kaydırma yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sıradaki zincirime batıyorum. Burada bir sık iğne yaptım. Tığımı doladım. Sıradaki zincire ikili trabzan yapıyorum. 1 Aynı zincire ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve aynı zincire üçüncü trabzanımı. 3 tane trabzan yaptık bir zincirin içerisine. Bakın zincirin tek katını aldığımızda bu şekilde delik oluştu. İkincisinde farklı batacağım ve farklı göreceksiniz. Doladım. İkinci zincire geçiyorum. Şu tek kat olarak değil, tek katı altta bırakarak üstte iki kat olsun. 2 2 şeklinde çektik. Bakın burada herhangi bir delik oluşmayacak. Aynı yere yine ikinci trabzan ve aynı yere üçüncü trabzan. 3 3 oldu. Yine sıradaki zincirime batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. İki oldu. Üçüncü. Doladım. Sıradaki zincire yine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı zincire ikinci trabzanım ve aynı zincire üçüncü trabzanım. Şimdi kaç tane oldu? 1
2, 3, 4 oldu. Ve son kez zincirimize batıyoruz. Trabzan yapmak için son kez. 1, aynı zincire batıyorum. 2 ve aynı zincire batıyorum. 3. Görüntüsü bu şekilde oldu. Yani burada 5 zincire 3'er tane trabzan yaptım. 5 zincir oldu 15 tane trabzan. Sıradaki zincire batarak sık iğne yapıyorum. Ve diğer zincirlere kaydırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Böyle tuttuğunuzda bakın kaydırmayı gayet seri yapıyorsunuz. 6 7 8 25 zincirde bir tane zincirim nereye gitti şimdi? Bir, iki, üç, dört, beş. Şu dipteki bakın dipteki zincirimi atladığım için eksik gelecekti. Hemen buraya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Ve kaydırmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu çektiğimiz zincirde zaten bakın ilmeğimiz var. Yani burasına batmayacağız. Hemen bir sonrakine yani ilk kaydırma ilmeğimize üstten ortadan tek kat alarak sık iğne çalışıyoruz. Hep ortadan arkadaki katın altından geçiyoruz. Yani arka loptan çalışıyoruz. Bu sıra yani dönüş sıramızda hep sık iğne çalışacağız. Çantamız ya da cüzdanımız bitene kadar. O yüzden dönüş sıralarında bir daha beraber devam etmeyeceğim. Çünkü vaktinizi almak istemiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Buradan devam edelim. Sıramı tamamladım. Hep dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Ve bu çektiğimiz zincirde zaten ilmeğimiz olduğu için hemen ikinci gördüğümüz ilmekten batıyoruz. Hep arka lobu kullanacağız bundan sonra. İlmeğimizi kaydırıyoruz. 1 2 3 4
5 6 7 8 9. İlk sırada yaptığımız gibi 9 tane kaydırma yaptık. 1 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi trabzan. 1. Sıradaki zincire batıyorum. 2. Sıradakine batıyorum. 3. Sıradakine batıyorum. 4. Sıradakine batarak 5 trabzan yaptım. Bakın bu sık iğne 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan. Şimdi sıradaki zincirime batıyorum yine arka loptan. Ama bir önceki sırada yapmış olduğumuz gibi artırma yapacağız. Aynı yere 2, aynı yere 3. Üçlü trabzan yaptım. Sıradakine geçiyorum. 1 2 3 İkinci grubumuzu tamamladık. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3 Ve burada üçlü grubumuzdan bakın 1 2 bu 3 bu 4 ve bu da 5. 5 tane üçlü grubumuzu tamamladık. Şimdi sıradaki zincire battım. 1 sıradakine batıyorum. 2 3 4 5 ve sıradakine batarak sık iğne yapıyorum ve 9 tane kaydırma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve yine buraya, yani ilmeğimin çıktığı yere değil, bir sonrakine batıyorum. Dönüş sırasında arka loptan hep sık iğne çalışıyoruz demiştim. Sık iğne sıramı tamamladım. Zincirimi çektim, döndüm. Bu kısma değil, sıradakine batarak kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kaydırma, sıradakine bir tane sık iğne. Ve şimdi trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10. Bakın bu sık iğneden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptık. Şimdi yine 5 tane zincirimize 3'er tane trabzan yapacağız. Sıradakine geçiyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 aynı yere batıyorum. 3 ve 1 2 3 4 tanesine, yani bu kısma bu şekilde 3 trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane üçlü grubumuzu oluşturduk. Şimdi ard ardına 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki. En son yaptığımız üçlü gruptan sonra 2 4 6 fazla mı yapmışım, şöyle bakıyorum hemen. 2 4 6 8 10 bir tanesi fazla olmuş. 10 tane trabzan yaptık. Sıradakine sık iğne yapıyorum ve 9 tane kaydırma ilmeğimizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Dönüşlerde yine arka loba batarak sık iğne çalışacağımızı hatırlatıyorum. Buradan sonra ben cüzdanımda 3 sıra artırma yaptığımı söylemiştim. Burada da 3 sırayı tamamladık. Bakın 1 2 3. Bu kadar yeterli eğer cüzdan yapmak istiyorsanız. Şu yapmış olduğum küçük çantamı yapmak istiyorsanız. Şurası birinci artırma sıramız. 2 3 4. 4 sıra artırma yapmışım. Başlangıçta sanırım 5 saymıştım ama şu kısım sonradan birleştirmek için bu kısmı çalışmıştım. Şurası artırmaya başladığım sıra 1 2 3 4. Artırmayı istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Çantanız boyutunu o şekilde istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Şimdi artırmadan sonra arka sıra, yani dönüş sıralarında sık iğne çalışıyoruz arka loptan ve uzunluğuna şöyle bakın, şu çıkıntıları sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ve 9. da burası. 9. çıkıntımı yapmışım ben. Uzunluğunun bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. İçine rahat bir telefon, cüzdan ya da bozuk para sığabilir. O türden olmasını istiyorum. Şimdi buradan sonra eksiltmeyi nasıl yaptığımızı anlatacağım. Şimdi ilk eksiltme sıramı yapıyorum. Yine bir zincir çekerek döndüm. Zaten başlangıçta hep 9 tane kaydırmamızı yapıyorduk. Burası zaten ilmeğimizin çıktığı yer. İkinciden arka loba batarak yine kaydırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane kaydırmamızı yaptık. Sıradakine bir sık iğne yaptık. Şimdi burada
10 tane peş peşe trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımı yaptım. Şimdi eksiltmeye geçiyorum. Birinci zincirime battım, ilmek aldım. Dolamamı yapıyorum. Pardon. İlmek aldım. İkisini beraber topluyorum ve tığın üzerinde ikisini bıraktım. Şimdi dolamamı yaptım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmek aldım. İkili topladım ve 3 ilmeğim oldu tığın üzerinde. Yine ilmek aldım. Sıradakine battım. İkili topladım. Tığımın üzerinde 4 tane ilmek oldu. 4'ünü beraber topladım. Ve burada eksiltmiş oldum. Bu şekilde eksiltme yapabiliriz. Bir de doluyorum. Sıradakinden ilmek alıyorum. Doluyorum. İkinciden ilmek alıyorum. Doluyorum. Üçüncüden ilmek alıyorum. Ve şöyle hepsini beraber çektim. Son bir tane bıraktım. Ve bu ikiyi de beraber aldım. Bu şekilde de eksiltme yapabiliriz. Hangisi hoşunuza giderse. Çok bir farkı yok gördüğünüz gibi. Şu şekilde devam edeceğim ben. Bir doladım. İkinciye batıyorum, doladım. Üçüncüye batıyorum. Ve tığımın üzerindeki sadece bu ilmek kalacak şekilde diğer ilmekleri topladım. Ve her ikisini de beraber topladım. Yine doluyorum. Bir, ikinciden ilmek alıyorum, doladım. Ve üçüncüden ilmek aldım. Tığım üzerindeki burası 6 tane. Hepsini beraber topladım. Son ikiyi de beraber. Kaç tane eksiltme yapmışız? 1, 2, 3, 4. Bakın bunda biraz delik oluştu. Şurada o kadar delik fark edilir olmadı. Tabi üzerine bir sıra sık iğne de gidelim. Nasıl görüneceğini o zaman anlarız. 1 pardon. Yaptığımız gibi devam edeceğim. 1 ikinciden ilmek alıyorum. 2 üçüncüden ilmek alıyorum ve hepsini beraber çektim. Son 2 kaldı ve topladım. 5 tane eksiltmemizi yaptık. Şimdi normal trabzan çalışıyoruz. Her noktaya bir tane trabzan, yani 10 tane trabzan yapacağız. Ve 10. Bakın en son topladığımız eksiltmemizden sonra 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzanımı yaptım. Sıradaki zincirimize battım. Sık iğne. Ve 9 tane kaydırma ilmeğimi yapıyorum. 1, 2,
2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Zincirimi çekiyorum. Şu kısmı atlıyorum. İkinciden başlıyorum. Sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Ve ikinci eksiltme sıramıza geldik. 9 tane kaydırma ilmeğimizi yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi sık iğne ve burada 10 tane trabzanımız vardı. Şimdi 5 trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve 5. 5 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz yine. 1 2 3. Hepsini bir çekiyorum. En son ilmek kalıyor ve topladım. 1 doluyorum. İkinciye batıyorum. Doladım. Üçüncüye batıyorum. Doladım. Ve kalan iki ilmeği de beraber. 1 2 ve 3. Bir, iki, üç, dört, beş tane eksiltmemizi yaptık. Şimdi 5 tane trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Eksiltmeden sonra 5 trabzan yaptık. 6. ilmeğimizi sık iğne yapıyoruz ve 9 tane kaydırma ilmeği yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Zincirimizi çektik. Dönüyoruz ve arka sırada hep sık iğne yapıyoruz. Arka loptan çalışarak. En son eksiltme sıramızdayız. Yine işe. En son eksiltme sıramızdayız. Yani cüzdanımızın da son sırası bu. Dokuz tane kaydırma ilmeği yapıyoruz. İki, dört, altı, sekiz, dokuz.
bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 5 trabzanımız kalmıştı. Şimdi hiç trabzan yapmadan hemen eksiltmeye geçiyoruz. Dolamamızı yaptık. Birinciye batıyorum. İlmek aldım ve bu şekilde eksiltmek istiyorum bu sırada. Çünkü diğer tarafta göstereceğim. İkinciden yine ikisini topluyorum. Üçüncüden yine ikisini topladım. Üçünü topladım ve son ikiyi topluyorum. Dolamamı yaptım. Bir, ikinciye batıyorum. İkili ilmeği topluyorum. Tığım üzerinde 3 oldu. Üçüncü ilmeğe batıyorum. İkisini topladım. Üçünü beraber topluyorum. İkisini beraber topluyorum. Tüm eksiltmelerimi bu şekilde tamamlayacağım. 5 tane eksiltmemi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve farkı şuradan görebilirsiniz. Bakın bu şekilde eksilttiğim zaman çok daha düzgün göründü. Çünkü bunda şöyle aralarda açıklık oluştu. Bunu ben sökerek tekrar düzelteceğim. Şöyle baktığımız zaman bile fark edilebiliyor orası. Burası gayet düzgün. Şu kısımda görüntüsünün aynı olması için bu şekilde eksiltme yapalım. Ve sıramızı tamamlıyoruz. Sıradaki ilmeğimize batıyorum. Sık iğne ve kaydırma yapıyorum 9 tane. Ve burada ipimizi koparabiliriz. Dilersek şu ağız kısmına bir sıra sık iğne de yapabiliriz ya da kaydırma. Bu şekilde olacak. Burada da yine şey yapmıştım. Yalancı sık iğne. Çantamızda da yandaki kısımdan en son bir sıra, bakın şurada yine kaydırma ilmeği yapmışım. Şu kısmı birleştirdim. Bu birleştirdiğim kısmı sizinle buradan paylaşacağım. Yani anlayacağınız, hiç dikiş dikmeden tamamlamış oluyoruz çantamızı. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada kaydırma yaptım. 9 ilmeğe. Hatta 9 olmasın. 2, 4, 6, 7 tane yaptık. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmek aldım. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmek aldım. Bu şekilde ilmeklerinizi biraz uzun tutun. Sıradakine batıyorum. İlmek alıyorum. Bakın birikiyor tığımın üzerinde. Burada da 7 tane kalacak. 2, 4, 6, 7. Son ilmeğime de batıyorum.
ve bütün ilmekleri beraber topladım. Bir zincirle sıklaştırdım. Ve sık iğne yaparak sırayı sonlandırıyorum. Bakın bu kısmı bu şekilde kapatmış olduk. Ve şuradan da şöyle karşı tarafa batarak ilmeğimi geçiriyorum ve birleştirmiş olduk. Sadece şu kadar bir açıklığımız var. Dilersek burayı tamamen de birleştirebiliriz. Biraz açıklık olursa daha düzgün duracağını düşündüğüm için ben birleştirmedim. Bu şekilde sık iğne yaparsanız sık iğne yaparak ya da ipi burada kopararak bu tarafta aynı şekilde yaparsanız kenar kısmını da kapatmış olursunuz. Buna şimdi ben fermuar geçireceğim. Cüzdanımın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi fermuarını da diktim. Böyle önüne küçük bir objede yerleştirebilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz bu şekilde bir cüzdan ya da böyle bir çanta yapabilirsiniz. Bu boncukları da hayalet iple buraya dizerek monteledim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.